Kendir Kenevir meselesi. Kastamonu, Ünsiyat'ın geçen genel kurulu oldu. Oradaki Kastamonu tohum merkezlerinden birisi olacak. Biz böyle bir çalışma yaptık dedi. Bununla ilgili sizin bir çalışmanız var mı? Ya da Kastamonu'da zaten üretiliyordu biliyorsunuz. Evet. Bizim şimdi daha henüz bir çalışmamız olmadı bu konuda ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Açıklamadan sonra biz geçen hafta Ankara'da Sanayi Bakanı ile görüştük. Hatta Taşköprü Belediye Başkanımız da vardı, Tahsin Bey de vardı görüşmede. İl Başkanımız, diğer milletvekili arkadaşım Metin Bey ile beraber. Başka konular da vardı. Bu konuda şeyi de açtık bu arada. Kendir meselesini. Kendini onlar da çok ciddiye alıyorlar. Dedik ki yani kendinin ana vatanı Kastamonu. Evet. En çok yetiştirilen yer Kastamonu. Ama tabii sadece Kastamonu değil, arada 14 ilde yanılmıyorsa Kendir üretimi eskiden beri varmış. Oralarda da neredeyse bitmek üzere. Bizde de öyle. Büyük ihtimalle kendi pazar bulamadığı için herhalde çiftçilikle ekmedi ya. Ya da yonca ekerse ya da başka bir şey ekerse. Mısır özellikle gündeme geliyor son zamanlarda. Mısır, sılaçlık mısır ekerse hangisi daha karlı olur vatandaş ona göre eker. Yani kendini biz çoğaltabilmemiz için mutlaka diğer alternatif ürünlerden daha cazip hale getirmeliyiz ki vatandaş kendini eksin. Aksi takdirde ekmez. Yani bu bir devlet politikası olabilir. Kendini ön plana çıkarmamızın en önemli sebeplerinden birisi kendi bir sanayi ürün. Evet. Ve biliyorsunuz artık son zamanlarda ve Avrupa'da daha da uzun zamandan beri naylonun ortadan kaldırılmasına çalışılıyor. Biz de buna dönük çalışmalarımız var. İşte poşetle başladık işe. Kendinin en önemli görevlerinden birisi bu naylonun, yani naylon kendini yerini aldı zaten. İşte o yerini tekrar geri kazandırmaya çalışacağız. Çünkü naylonu gittikçe zora sokarsak, yasaklamaya çalışırsak, yani pek yani kanunla falan belki yasaklanmayabilir de ama naylondan uzaklaşmaya çalışırsak o zaman onun boşluğuna iki şey dolar. Birincisi kendirdir, ikincisi de ahşaptır büyük ölçüde. Evet. Bazı ürünlerde ahşap onun yerini alır, bazı ürünlerde kendir onun yerini alır. Dolayısıyla kendir için ümit varız. Bu artık peşini bırakmayız. Taşköprü Belediye Başkanı da o gün orada şeyle görüştü. Mopak'ın sahipleriyle görüştü. Burası çalışıyor şu anda ama şey düşük bir kapasiteyle çalışıyor. O kendileri ekildiği takdirde almaya hazır olduğunu söyledi. Fabrikanın kapasitesini yükselteceğini ve yüksek bir kapasitede çalışabileceğini söyledi. Şimdi kendi işleme fabrikası var. Artı işte bu kendi işleme fabrikasının ek olarak bu kendi üretimleriyle ilgili işte yan sanayi kuruluşlarını barındırabileceğimiz Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin özellikle daha şu anda bir firma, iki firma başvurmuş. Şimdi oraya müracaat eden epeyce firma var. Ama organize sanayi bitmesini bekliyor. Evet. Şimdi bizim geçen görüşmemizde zaten asıl bakanla görüşmemizin ana konularından birisi de Taşköprü Organize Sanayi'nin evet. biraz kaynak aktarılmasıydı. Organize sanayi altyapısı tamamlanacak bu sene inşallah. İstimlakları falan vardı, bazıları bir kısmı yapılmıştı. Ya organize sanayi içerisinde elbette ki kendine dönük fabrika kurulabilir. Hani o konuda bir teşvikler ileride çıktığı zaman isterseniz belki yani sonuçta ülke gündemini alan bir hal aldı bu kendi konusu. Mutlaka önümüzdeki günlerde bunun teşvikleri de çıkacaktır. Eğer bir hani organize sanayi bölgesinde bu tarz organize sanayi zaten biliyorsunuz. Bakın organize sanayiler zaten teşvik bölgesidir aynı zamanda. Yalnız şunu söyleyeyim. Sanayi Bakanı şunu söyledi bize. Bu teşviklerin şekli değiştirilecek artık. Bölge A bölgesi, birinci, bir, ikinci, üçüncü, dördüncü teşvik bölge olmaktan çıkardı. Yani bölgeleri bu şekilde tefrik etmekten çıkarıp dedi. Biz belli sektörlere teşvik vereceğiz dedi. Mesela tek tek bunu saymadı. Mesela dedi ki Kastamonu'da ne var? Ahşap var, orman var. Kastamonu'da dedi ahşaba dönük üretimlere teşvik veririz dedi. İşte başka yerde ne varsa oradaki o bölgeye ağırlıklı ürün neyse onun üretimine dönük teşvik vereceğiz ki dedi. Yani oradaki insanları daha kolay şekilde o ürünü üretmeye teşvik edelim dedi. Onu daha iyi sağlayabilirim dedi. Teşvikler bundan sonra sektör olarak değerlendirilecek. Kastamonu'da şimdi teşvik verilecekse kendine dönük olabilir. O yüzden. Bir köpeği adam birisi gider yaparsa, şimdi devlet fabrika yapmıyor şimdi artık biliyorsunuz. Bizim şimdi Taşköprü'de organize sanayimiz var.
İşte bu henüz bitmedi. Bu bittiği zaman, yani artık fabrikaların buyur gelin dendiği zaman kendi fabrikasını da kurabilir vatandaş. Bakacak ki ne var burada, ne cazip olur, ne üretebilir. Ona göre bunu yapacaklardır yani. Bu şekilde düşünmek lazım.